Allah bizi haklı kimse onunla beraber eylesin. Amin. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyazim. Kaç yerde beyan ediyor Cenab-ı Allah. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Amenna ve saddak. Biz ne biliyoruz? Biz ne biliyoruz? Bilen Cenab-ı Allah'tır. İçimizi, dışımızı, önümüzü, ardımızı, her canipten, bizim her cihetimizi bilen Allah'tır. Olanı, olacağı, geçmişi, geleceği bilen O. Gizliyi, aşikareyi bilen O. Evet. Her şeyi bütün hakikatıyla bilen O. Ona gizli olan bir şey yok. Ona gizli bir şey yok. Çünkü yaratan O. Senin fikrine daha gelmeden fikrine ne gelecek bilen O. Sen niyet etmeden niyetinin ne olduğunu bilen O. Ne olacağını daha sen karar vermeden ne olacağını bilen O. Hayrın mısın, şerrin misin? Bilen O. İns misin, cin misin? Bilen O. İnsan mısın, şeytan mısın? Bilen O. İyi misin, kötü müsün? Bilen O. Mümin misin, kafir misin? Bilen O. Mürayi misin, muhlis misin? Bilen O. Doğru musun, eğri misin? Bilen O. Ahdinde duran mısın, ahdini bozan mısın? Bilen O. Akıllı mısın, deli misin? Bilen O. Hakikaten, amin ya sadet. Allah Celle ve Alâ'ya insanları teker teker veya toptan hiçbir halleri gizli değildir. Çünkü yaratan O, yaratan bilir. Baktığın vakit nasıl bakıyorsun bilen O. Söylediğin vakit nasıl söylüyorsun bilen O. Dinler misin, dinlemez misin bilen O. Birbirimizi aldatabiliyoruz. Kandırabiliyoruz. Aldanmayan, kandırılmayan, kandırılamayan, aldatılamayan bir Allah'tır. Allah. Böyle oldukta Cenab-ı Hakk'a el açtığında ya Rabbi, ey bizim her halimize agah olan Mevla, ey bizim her halimizi görüp duran Mevla, bizi sevmediğin işlerde kullanma.
sevmediğin hallere düşürtme. Ne dua edeyim diye sorar. İşte bu büyük bir duadır. Beni sevdiklerinin ameli üzerine koy. Sevmediklerinin ameli üzerine kılma. Senin temiz kullarının halleriyle bizi hallendir. Yaramaz kulların çirkin hallerini bize giydirme. Bizi mahşer gününde haksızların yanında durdurma. Bizi mahşer gününde zalimlerle beraber haşreyleme. Bizi mahşer gününde yalancılarla durdurma. Bizi mahşer gününde münafıklarla beraber durdurma. Bizi mahşer gününde kafirlerle beraber etme. Evet. Sana verdiği akıl sana neyi işaret eder? İşaret eder ve der ki ey benim sahibim, her şeyin en alasına bak. Değil mi? Herkes kendi miktarınca en alasını ister. Her şeyin en alasını ister. Kötü, kötü bir araba der Türkiye'liler. Kötüyü çok kullanır. Kötü bir araba elimizde. Hey. Ne yapalım? O geç yerine ondan daha alasını ara. Öyleyse, o kötüyse. Sana imkan verildi. Madem imkan verildi, neye en kötüsünden alırsın? En alasını iste. En alaya ulaşmak varken en kötüsünü neye alırsın? Süper oldu o vakit. En alası dururken en kötüsünü efendim seçen adam süper eşek olur. Gözünü aç. Öyle değil mi? Eşekliğine doymasın derler. Yahu en alasını verirken herif gidip de en kötüsünü aldı bu. Ne derler ona? Süper güç. Süper güçlü eşek. Öyle değil mi? Yahu elmas dururken efendim katır borcuğunu alan adamın aklı nasıl olacak? Süper değil mi be? Türkçe söyleyiyorum ki anlayasınız. İngilizlere daha başka türlü söyleyeyim. Avrupalılara. Yani aklını işletmeyen adam o akılsız eşeğin haline düşer. Eşek yaratılmadı. Eşek yaratılmadı ama sıfatını eşeğin sıfatına döndürdü. O en alası dururken nasıl en kötüsünü alırsın? Mümin kimdir? Mümin alayı ednaya tercih eden kimsedir. Mümin olduğu anında ne demek ister? Ben ahireti tercih ettim dünyaya.
İşte o. Müminin sıfatı, mümin ahiretini dünyasından ileri tutan adam demektir. Ben dünyayı bıraktım, Mevla'ya koşuyorum. İkinci derecede. Yüksek derece o. Dünyayı bıraktı ahirete. Yürüyen kimse ahirete inan, inan diyor. Müslüman olduğun vakitte, ey sen şimdi Müslüman oldun. Ahirete inandın, Müslüman oldun. Ahirete inanmayan Müslüman değildir. Allah'a iman ettim deyip ahirete inanmayalım diyen Müslüman değildir. Ahirete inanan kimse Müslümandır. Yani mesuliyetine inanan, sorulacağına inanan adamdır Müslüman. Buna inanmayan Müslüman olur. Demek ki müminin tercihi nedir? Dünya mıdır, ahiret midir? Yahu âlâ durûkat ednâ'yı alın. En âlâsı durûkat, en kötüyü alın. Ahiret dediği en âlâsıdır. Dünya dediği en kötüsüdür. En kötü hayat, en aşağı hayat. Dünyadaki hayat. Yüksek hayat değil, en aşağı hayattır. En aşağı hayattan, onun için enbiyalar, evliyalar ve derecelerine göre müminler en kötü hayattan çıkmak için uğraşır. Gelen peygamberler en kötü hayattan, bu zulmetli hayattan kurtarmak için gelir. Mahusus hususuyla uydurmaca, uydurukça özellikle. Anladın mı? Aha. Mahusus dediğimde yüzüme baktı. Hususuyla dediğimde kemal baktı. Özellikle uydurukça gülümsediğin Ömer bildi ne olduğunu. Güzellikle efendim ahireti tercih etti demek. Mu'mi ahirete inandım dediği anında mu'minin tercihi ahiret oldu. Yani ahirete hizmeti çok olur. Ki belli olur. Bu kimse ahiretini tercih ediyor. 24 saat arasında kaç var? Ne kadar dünyanın, ne kadar ahiretin oluyor bir kimsenin? Dikkat et. Ondan hemen anlarsın. Tercihi dünya mıdır, ahiret midir? Haftadan haftaya bir cuma için gelmeyen adamın tercihi kalır mı artık ahirete? 24 saatte anlı secde görmeyen adam benim tercihim ahirettir demeye olur mu? Müminin tercihi ahirettir. Hakiki müminin tercihi Mevlasıdır. Dünyada eline ne geçecektir? Bugüne kadar ne geçtiyse işin sonuna varıncaya kadar da o geçecek. Ne geçti? Taşı toprağı efendim,
altını gümüşü elimizde geçti. Cebinde taşıyabilir misin? Beline bağlayıp dolaşabilir misin? Ayağından bağlayıp sürükleyebilir misin? Sandığa koyup sırtında gezdirebilir misin? Yok. Neye tercih ediyor burayı? Neden tercih ediyor? Akılsızlığından. Akıllı olsa ahireti tercih eder. Her kim ki ben müminim dedikten sonra tercihi dünya olursa akılsızdır. İmanda ise akıl şarttır. Akılsız adamda iman gelmez eder. İnanmayanların hepsinin aklı eksiktir. Ve aklını kullanmaz. Evet. Âlâ görürken mümin ednaya tenezzül etmez. Âlâsını ister. Ve bu kadarcık olsun, bir uyanıklık olursa insanda hali değişir. Uyanıklıktır o. Tercihini isabetli yapmak. Burada iki cins teyit var. Birisi adi cinstir, birisi iyi cinstir. Ben sana bunlardan birisini beğendiğini al desem, sen bir bunun markasına bakan bir de onu, bu son iyi alayım benden, bu son gözü bırakayım. Aklın keser. Aklın keser. 500 numaralı Mercedes arabası ile efendim kartal dedikleri tenekeden araba da var. Hangisini istedi Halil? Kartal. Halil'in araba da var. Taş taşın içinde. Meselesinden taş taşıyor mu? Taşıyor mu? Kurtun tercihi? Adam başını. Tercih eder mi? Yahu 500 numara. 1000 numaralığını da gördüm ben onu. Allah Allah. 1000 numara yazan birisinde. Ama şeyden, korunayda. Evet. 1000 numara dedi. Daha önce gösterdi bana. 1000 numara. Ne demek ben 1000 numara dedi. Süpermen mi? Tayyare. Böyle dedim, bizim üstümüzden mi uçar bu? Bizim gördüğümüz asfaltta değil mi? Yapma değil mi? Kartalı görmesi gibi değil. Kartal bir parça süratlanınca 32 arzanda beraber oynar. Bunun bu tayyare gibi gider, hiç gördüğünü hissetmezsin diyor. Hani öyleyse Ömer Efendi bile tercih eder onu, değil mi? Meselesi. Zor tercih eder mi, etmez mi? İşin âlâsı varken ednâsını kimse kabul etmez. Akıllıyım der. Ahirenden dünya geldiğinde gelir köprüyü ileri tutar, ebedi olan ahireti atar. Tercihim değildir der. Uyanık olacaksın. Mümin oldun mu uyanık olacaksın. Birinci basın. Adımdan birinci basamakta uyanacaksın. Diyeceksin ki benim madem ki imanım var ahirete, ahiret ebedidir.
Ahiret Allah'ın razılığıdır. Öyleyse bunu tercih edeyim. Bu yolcağıza düşeyim ben. Çatallaştı yollar. Hangisine gideyim? Allah'ın tercihi ahirettir. Dünya değil, bu yola gideyim. Bu yola gittiğinde bu yol zaten bu yolun hizmetkarıdır. Dünya ahiret yolunun emrinde ve hizmetindedir. Ahiret yolunu tercih edenlere dünya hizmetçidir. Biz ahireti tercih edip de geri kalmadık ki. 1000 sene imparatorluk sürdük biz. Bizim atalarımız ahireti tercih ettiler, dünyaya hükmettiler. Şimdi dünyayı tercih ettik, dünya bize hükmediyor. İşte farkımız bu. Öyle değil mi? Hakikaten. Dünya bize hükmediyor şimdi. Biz dünyaya hükmederdik. Kimse bize Sultan Hamid'e çıkıp gelip de kimse bunu yap diye emredemezdi. Bir onlar ileri geri küstahlık yapacak olurlarsa Sultan Hamid cennet mekan, yarın sancağı şerifi çekerim, bütün İslam alemini kıyamettiririm aleyhinize. Elindeki kuvvet. Bu söylediğimizi lahzanın içerisinde yapabilecek kuvveti var hakiki müminin. Onun yoksa. Senin teknolojin onu yapamaz. Lakin iman gücüyle ona işaret ettiği vakitinde organlar birbirlerine bağlanıp ayak kadar yetişip bir köprü olur. Dediğinde bildiğini götürür oraya, gönderir. Amin. Müminin gerçek iman kuvvetinde bu haller çok kolay yapabilir. Fen olmaz diye kestirip atmak cahillikten ileri gelir. Duyulmayan çok bu dünyada.